Herkese selamlar dostlar. 16 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar 14 Ağustos'ta YouTube'da verdiğimiz tüm tahminler başarılı bir şekilde oldu. 8 tahmin vardı sanırım. Tekrar sayayım. 2, 4, 6 aynen öyle. 8 tahminden 8 tanesi de başarılı oldu. Tahminlerimiz neydi? Leeds United 0.5 üst, Wolfsburg'un galibiyeti, Millwall maçının KG'si, Nice'in golü, Dortmund'un kazanır ve 1.5 üstü, Hatay'ın KG'si, Genk'in maç sonu 1.5 üstü, PSG'nin ilk yarı galibiyeti. Hepsi kazandı. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzel mesajlar geldi. Zaten katıl grubuna da direkt bir yığılma oldu. Fullleyince herkes gelmiş ki muazzam gidiyoruz. Şimdi size ekrana sadece bir şey vermek istiyorum. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar 14 Ağustos katıl grubunda verdiğimiz canlı maçlar. Hatta bahisçi olarak yazmışım zaten kimler hangi maçları vermiş şeklinde. 3 kişi futbol canlısı yaptık. Burak 2 maç verdi. 2'de 2 yakaladı. Çağrı zaten muazzam maçlar verdi. O güzel işler yaptı. Ben de zaten elimden geldiğince veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Katıl canlı raporu bu şekilde. Bence çok güzel karda kapattık. Zaten katıldaki arkadaşlar da mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar. Ne kadar kendileri de karda kapattığını mutlaka göreceklerdir diye düşünüyorum. Onların da fikirlerini hatta ben grupta sohbette sürekli aktif olarak zaten sürekli maç izliyorum. Elimde telefon sohbette arkadaşlarla muhabbet ediyorum. Maçlar hakkında bilgi verdiğim için. Bu aralar gerçekten güzel de başladık. Böyle şeyler zaten arkadaşlar yazacaktır mutlaka. Ekranda gördüğünüz bir diğer şey ise arkadaşlar 14 Ağustos kombine raporuydu. YouTube kombinesine Wolfsburg'un kazanırı Hatay'ın KG'sini vermiştik. Başarılı oldu. Katıl önerisi olarak da burada PSG ilk kere bir genk kombini yaptım. Nice maçına da rolling yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bugün de ikincisini yaptık. Bakalım gelir gelmez belli değil. Şimdi maçın ne olduğunu söylemiyorum. 100 lirayla başladık. 149 TL aldık mesela. 149 TL'yi de aynı şekilde değerlendirdik. Oradan da güzel bir para alırsak artık devam edeceğiz böyle 5-6 günlük bir seri. Baktığımız para 1000 lirayı buldu. 1000 lira da çekeriz, 100 liraya düşeriz. Amacımız zaten burada sürekli gidip yatmak değil. Asıl amacımız burada kazanmaktır arkadaşlar. Sizlere de hemen Telegram grubundan neler yaptığımızı göstereyim. En basitinden bugün ne vermişim onu göstereyim. Ekranda gördüğünüz üzere Kangal Telegram grubu burası arkadaşlar. Bakın şöyle 5 tane canlı bahis verdim. Oradan göstermek istiyorum. En baştan başlayalım. Şöyle başlayalım. Aynen bakın. Şurada ben dedim ki Anje maçında dedim Anje'ye bugün çok istekli. Yazmışım da Lyon neredeyse defa üzerinde kuruluymuş. Zaten bunu gördük. Lyon bir varlık gösteremiyor. Anje'nin bir golüne ben burada değerlendiririm dedim. 1.50 gibi orandan dakika 25'te önerdim. Zaten maçı 3-0 kazandı. Bu bir geldi. Ondan sonra Paderborn maçı. Paderborn maçı Werder Bremen bastırmaya çalışıyor fakat arkada boşluklar bırakıyordu. Paderborn'un bir golü dakika 32'de zaten 1.45 oran açmışlar. Kaçar mı kaçmaz. Hatta şöyle de göstereyim. 3 dakikada won şeklinde yapıştırdık. Hatta bazı arkadaşlarımız yetişememiş. Yetişenler mutlaka değerlendirmiştir. Burada da bu şekilde kazandık. Onun dışında burada Anje'nin golü Marcelo kendi kalesine attı. Hemen şurada göstereyim zaten. İzledikten sonra geçelim. Anje'nin de burada golü geldi. Onun dışında ne verdim? Ha, Clermont mücadelesinde ilk kere bir gol çıkar dedim. Fakat bu bahsimiz başarısız oldu. İlk kere bir gol çıkmadı. Kırmızı kart çıktı Troyes'e. Fakat burada bir yazı yazmışım gördünüz. Bakın sanırım 1-0 veya 1-40 oranı var zaten. 1-0 falan yenerler şeklinde bir yorum yaptım. Maç 2-0. Burada da değerlendirmek isteyenler maç sonu bir şekilde değerlendirsin dedim. West Ham maçına devre arası bittikten sonra West Ham'ın bir golü daha var dedim burada. Maç şu an 4-2 West Ham yeniyor. Yani maçı nasıl analiz ettiğimizi hatta grupta West Ham çevirir diye muhabbetler de vardı. Değerlendiren 3 orandan neredeyse yakalamıştır bu her türlü 1.5 üstü böyleyse. West Ham zaten seri geldi. O geldi. Clermont mücadelesine dediğim gibi maç sonu 1'e yapıştırın dedim. Maç zaten 2-0'dı. Hatta şuradan da bakayım maç şu an kaç kaç. Hemen bir saniye. 90+2 2-0 yeniyor. West Ham'da 4-2 yeniyor. Devam edelim. Katıl Telegram'ı anlattım. He, nasıl geleceğiz derseniz arkadaşlar. Hemen göstereyim. İsteyenler sol altta gördüğünüz üzere Instagram'dan iletişime geçebilirler. Oradan bir sorarsa nasıl yaparız, nasıl gelir şeklinde. Zaten ben burada anlatıyorum ama yine de sormak isteyen kaç. Başarı oranı soruyorsunuz mesela. Başarı oranı değişir arkadaşlar. %100 de oluyor. %60, %40'a bile düşebiliriz zamanı geldikçe. Yani öyle başarı oranını sormak çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Abone oluşunun yanına burada sizde katıl var. Katıla tıkladıktan sonra burada Telegram grubu, Telegram yüksek oran grubu ve aynı şekilde her şey dahil iletişim var. Burada her şey dahil de şöyle söyleyeyim.
WhatsApp numaramı görebiliyorsunuz mesela. Oradan bana bura katılanlar da oldukça fazla mesela. Oradan bana özelden yazıyor. Kardeşim diyor 1000 TL basacağım diyor. Hangi maça basabilirim diyor. Ben o tür hatta Mustafa abimiz var. Herkes bilir grupta sürekli emoji atıyor. Ona mesela bugün önerisini verdim mesela. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Buradan katılarak hem destek vermiş olup hem de canlı ve ekstra kombinelerden faydalanabilirsiniz diyerekten de maçlara geçelim. 4 tane mücadelem var. 4 mücadelemiz, ilk mücadelemiz Yeni Malatya. Öncelikle arkadaşlar her şeyden önce bu videoya bir like patlaması alırsak şöyle artı 400-500 üzerine çıkabilirsek muazzam olur. Güzel işler çıkartıyoruz. Yani çok bir şey değil 2 saniye hemen like atıyoruz. Burada emek veriyoruz. Geri geliyor sürekli ekran başında. Zaten Telegram'daki arkadaşlar bilir. Sürekli bir ekran başında. Gol olunca golü de atıyorum hatta. Gol güzel olursa. Dün Marco Alonso'nun golünü attım mesela. Sizden ricam güzel like ve yorumlarınızı bekliyorum. Daha da bir isteğim yok ekstradan. Zaten burada katıl grubuna gelmek zorunlu değildir. İsteyenler burada ücretsiz bir şekilde değerlendirebilirler. İlk maçımız Yeni Malatya Trabzon mücadelesi. Trabzon oynuyor. Trabzon nasıl oynuyor? Ya Trabzon'un futboluna bu sezon aşık olabiliriz diye düşünüyorum ben. Trabzon zaten yaptığı transferler olsun. Hamşik mesela adam 90 dakika boyunca mücadele ediyor. Vakeyme biraz şımarık bir futbolcu. Şımarık dediğimden kastım şu. Çok fazla bireysel yapıyor. Ya başarınca mesela bireysel hamlesinde başarınca kralsın, reissin direkt yapışıyoruz yani adama sevgi dolu cümleler. Fakat bir kaybettiği zaman mesela boşta adam oluyor, vermiyor, kaleye çekiyor falan. O zaman da bir küfür hak ediyor açıkçası. Yeni Malatya önemli bir transfer yapmadı arkadaşlar göze çarpan. İdeal kadrosu şu an benim önümde. Size de anlatayım. Ya ileride Benjamin Tete oynayacak muhtemelen aynı şekilde. Hazırlık maçlarında o oldu. Sol açıkta Kubilay Kanatsız Kuş. Arkada 10 numara niyetinde Adem Büyük gözüküyor. Defansı Volas, Semih Kaya aynı şekilde devam ediyor. İdeal 11 o şekilde gözüküyor. Ben burada Trabzon tarafındayım. Muhtemelen sizler de öylesinizdir. 1.80 gibi orandan ben denenir diye düşünüyorum. Şey sıkıntı olabilir belki. Trabzon'un önünde sanırım bir mücadele var. Şurada Roma mücadelesi var 19'unda. Akılları umarım onda kalmaz. Ben şöyle düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın lige önem vermesini bekliyorum yani. Zaten rakip Roma elinden geleni yapacaktır. Fakat Abdullah Avcı'nın gerçekten lige önem vermesini bekliyorum. Umarım rotasyona gitmez diye düşünüyorum ben. İdeal kadrosu da yine gitse bile güzel işler çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ben burada bir direkt Matsun 2 önerisini kombineme de aldım 1.80 gibi orandan. Umarım yanıltmaz. Bol şanslar diyelim geçelim. Kocaeli Ümraniyespor mücadelesi. Henüz daha bu maçın oranı açılmadı arkadaşlar. Ben fakat araştırdım anlatayım. Kocaeli zaten bu sezon lige çıktı. Kocaeli'de inanılmaz bir taraftar desteği. Şehir olaraktan da Kocaelispor'a gerçekten muazzam bir destek var. Yani bu takım bir üst lige çıkar yani yakın zamanda güzel işler yaparsa çıkabilir. Kocaeli transferlerinden bahsedeyim. Erzurum'dan Omolo'yu aldı. Muhtemelen ilk 11'de oynatabilir diye düşünüyorum ben yeni transferlerinden. Bilmediğim 3-4 tane daha futbolcu aldı Kocaeli fakat oynar mı oynamaz mı pek fikrim yok yani açıkçası. Burada ben bir gözüme çarpan Omolo var. Omolo muhtemelen ilk 11'e girer diye düşünüyorum. Erzurum'da iyi işler yapıyordu. Hem defansif orta saha top tutuyordu, top kesiyordu, atak başlatıyordu. İyi işler yapabilir diye düşünüyorum. Ümraniye zaten geçen sezon iyiydi. Sanırım Gomis olması lazım. Sağ açıkta bir tane kısa saçlı bir siyahi var. O güzel. Şehin de ileride zaten kalıplı kaslı badici bir abimiz var. Geldi mi affetmiyor yani şu vurduğu zaman kaleci her türlü içeriye sokuyor. Güzel transferler var. Son maçlarında Devalle diye mesela bir tane Bandırma Spor'dan forvet aldılar. İki tane gol attı. Muhtemelen ileride bir de Fofana'yı aldılar. Muhtemelen Yeni Malatya'dan Fofana'yı biliyorsunuzdur. Bireysel anlamda ne kadar esnek ne kadar çalımcı bir Vakayeme gibi olduğunu söyleyebilirim Fofana'nın da. Galatasaray'a az çektirmedi yani. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak maçlardan yakından takip ediyorum. Fofana, Devalle, Kehinde, Gomis ileri hücum attı. Gerçekten başarılı. Oran açıldığı zaman değerlendirin. Ben Kocaeli'nin kendi evinde ilk mücadelesinde gol bulmasını, Ümraniye'nin golünü biraz daha kafadan görüyorum yani gelir diye düşünüyorum. Bir KG var vice olarak değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar diyerekten geçiyorum bu mücadeleyi. Villarreal Granada mücadelesi. Villarreal ile en son Chelsea mücadelesinde izledik. Sizler de mutlaka takip etmişsinizdir. Güzel futbol sergiliyor fakat Chelsea büyük takımlarla oynarken biraz daha defansif oynuyor. Yani haddini bilerek oynuyor diyebiliriz Villarreal takımına. Şöyle de bir durum var. Ya burada Villarreal takımı Granada'ya karşı biraz daha şöyle oynayacaktır. Hücum yönü ağır basacaktır diye düşünüyorum. Villarreal de transferler yaptı fakat yani istediğim bir hücum futbolcusunu alamadı bir türlü. Moreno var. Fakat Moreno'nun yanına da bir tane bitirici forvet lazım. Paco Alcácer vardı mesela geçen sezon. O da sonradan yedeğe düştü falan. Değişti yani durumlar değişti. Granada yeni bir teknik adamı vardı başında. Yeni bir teknik adamla başlayacaklar sezona.
Ben burada en son maçını da izledik Villarreal'in. Ben burada kazanmasını bekliyorum. Düz direkt taraf bahisi olarak 1.38 orandan. Kombineye de eklenebilir fakat ben kombinemi eklemedim. İsteyenler Villarreal mücadelesini direkt Matsunu 1 yaparaktan da kombineye ekleyebilirler. Villarreal'e baktığımız zaman da transferlerinden bahsedeyim biraz isterseniz size. İş yapar mı yapmaz mı sizlerde fikir olsun hatta. Şöyle bakayım hemen. 4 milyon euroya Almeria'dan aldılar. Morlanes orta saha aldılar 22 yaşında. Tottenham'dan Foyt aldılar defans oyuncusu. Onun dışında kadroya baktığım zaman ideal 11'inde yine Moreno, Dia diye gözüküyor. Pardon. Ya bu şekilde ben bir Villarreal'in kendi evinde zaten Emery ile birlikte güzel bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Matsunu biri yapıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçiyorum. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray arkadaşlar, yani bu maçta Galatasaray taraftarları kanser olabilir. Ondan bahsedeyim. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Bunu dile getiriyorum her zaman. Burada ben Galatasaray tarafına gitmeyeceğim kesinlikle. Neden gitmeyeceğim? Galatasaray'ın önünde bir önemli maç var. Galatasaray böyle maçlarda, Galatasaray bakın galip gelebilir. Hiçbir şey demiyorum. Burada galip gelebilir. Rangers deplasmanına gidecek 3 gün sonra. Fatih Terim rotasyon yapar mı? Bence yapmaması gereken bir mücadele. Hatta yapabilir gerçi. Galatasaray'da ortası anlamında yani rotasyon anlamında iç çıkartabilir Galatasaray rahat bir şekilde. Hücum anlamında da yapabilirler gerçi. Galatasaray'ın ben burada mutlaka yani bir golü yer gibi düşünüyorum. En kötü şöyle Aytaç bir geri pas atar. Muslera bir hata yapar. Veya Luyendama'nın o kısa paslarının birini daha izleriz. Giresun'da ileri hatta İbrahim'e Balde var. Balde muazzam bir forvet. Beğendiğim bir forvet açıkçası. Geçen sezon maçlarını takip ettik. Giresun'un özellikle Süper Lig'e çıkmasında en büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Arkayı da güçlendirdi. Flavio'yu aldı mesela Trabzonspor'dan. Diabete'yi aldı aynı şekilde. Serginho zaten vardı Giresun'da. Güzel bir kadrosu var. Ben Galatasaray'ın burada gol yemesini bekliyorum. Kuponuma da aldım. Galatasaray tarafına gitmedim burada. Galatasaray'ın yiyeceği bir gol benim kombinemi burada getirebilir diye düşünüyorum. 1.38 gibi orandan Galatasaray'ın ben yiyeceği bir gol aldım. Ya Galatasaray'a oynayıp kanser olacağım ama Giresun'un atacağı bir golü beklerim. En azından İbrahim'e Balde'yi söverim. Anladınız mı? O hesap yani. O yüzden Giresun'un atacağı bir gol benim için değerli. İsteyenler değerlendirebilirler bu mücadeleyi. Dediğim gibi arkadaşlar videoya kombine önerisi vereceğim şimdi bir tane. Kombine önerisinden önce mutlaka kupon kaçırmam inşallah. Eyvallah. Kombine önerisinden önce mutlaka videoya bir like atmanızı bekliyorum. Güzel like'lar ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım başarı sağlarız. Biraz tersi olabilir bugün. Yani yüklenmeden dolayı ben kaçtım mesela. Galatasaray maçı belki sürpriz çıkabilir. Kaçtım o maçtan. Kombine ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar Trabzon mücadelesine Trabzon'un ben çok diri bir futbolu var. Kendi evinde Roma ile oynayacak. Umarım Abdullah Avcı'nın lige önem vereceğini düşünüyorum bu sezon. Çok fazla rotasyona gitmez diye düşünüyorum. Umarım dediğimde haklı çıkarım. Galatasaray burada biraz sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum. Giresun'un bir golü benim için burada idealdir. İbrahim Abalde'nin bir kafa vuruşunda golünü bekliyorum. Burada da Giresun'un atacağı bir gol. Toplam oranı gerçekten güzel. Değerlendirmek isteyenlere benim kombin önerim bu. Aynı şekilde zaten katıldaki arkadaşlara da bu kombin önerisi vereceğim. Gelir gelmez belli olmaz. Her zaman söylediğim gibi hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere.